Teşekkür ediyoruz Çağdaş'a ve Halil'e. Kolaylıklar da diliyoruz. Durum bu. Yani Çağdaş anlattı detayları. Şimdi İsrail ordusu ateşkesin ardından saldırılarının odağını Gazze'nin güneyine kaydırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tek hayır oyunu kullanarak ateşkes talebini veto eden ABD'ye İsrail Başbakanı Netanyahu teşekkür etti. İsrail ordusu güneye yönelik saldırılarının artacağı mesajını verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkes çağrısı vetoyla döndü. Netanyahu, hayır oyu veren Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etti. İsrailli başbakan, ülkenin savaşı devam ettireceğini söyledi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ortaya koyduğu doğru duruştan dolayı müteşekkirim. Diğer ülkelerde hem Hamas'ın ortadan kaldırılmasını hem de savaşın sonlanmasını aynı anda destekleyemeyeceklerini anlamalı. Bu Hamas'ın ortadan kaldırılmasını önler. Bu yüzden İsrail Hamas'ı ortadan kaldırmak için haklı savaşını sürdürecek ve savaşla ilgili geri kalan hedeflerini de yerine getirecektir. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de savaşın devam edeceği mesajını cepheden verdi. Ateşkesin ardından Gazze'nin güneyini de cehenneme çeviren ordunun personeline daha da fazla baskı uygulamamız gerekli, dedi. Her gün öldürülen terörist sayısı gittikçe artıyor. Yaralanan terörist sayısı gittikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde teröristlerin teslim olduğunu gördük. Bunlar düzenlerinin çöktüğünün, daha fazla baskı uygulamamız gerektiğinin işaretleri. Sizler de bunu yapıyorsunuz. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise güneye düzenlenen saldırıların yoğunlaştırıldığını söyledi. Geçtiğimiz gün İsrail ordusu Han Yunus bölgesindeki çatışmaları derinleştirdi. Yeraltı sığınakları ve silahlar bulundu. Birçok terörist Cibaliye ve Sucaiye'deki çatışmalarda etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bir kısmı teslim oldu ve silahlarını bıraktılar.